Merhaba arkadaşlar. Türkiye Sinir Hastalıkları Merkezi'ne hoş geldiniz. Yine karşımıza bir hasta çıktı. Alihan isminde. Hepinizin olaydan haberdar olduğunu düşünüyorum. Ancak olaydan haberdar olmayanlar için video falan bırakamayacağım. Çünkü gerçekten YouTube topluluk kurallarının kaldırabileceği içerikler yok. Kısaca özet geçmek gerekirse Alihan isminde biri çıkıp geçtiğimiz günlerde birçok değerimize küfür etti aşağıladı. Bunları zaten görüyorduk. Atatürk'e Türk bayrağına falan hakaret edenleri. Ancak bu olayda işin içine farklı şeyler de girdi. Özellikle Özgecen hakkında yaptığı yorumlar, bazı itirafları falan filan birçok insanı ayağa kaldırdı ve herkes bu konu hakkında konuşmaya başladı. Ben olayların biraz daha sonuçlanmasını bekledim. Hala tam sonuçlanmış değil. Ancak yine de olay hakkında konuşabileceğimiz bazı veriler birikti. Şimdi çocuğun ismi zaten Alihan ve 18 yaşından küçük biriymiş. Daha da önemlisi Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyormuş. Hatta Kağıthane'de. Ben bu tarz bir şey beklemiyordum. Yurt dışından biri diye düşünmüştüm. Dün evine yapılan baskın sonucunda gözaltına alınmış ve bugün de akıl sağlığının yerinde olup olmadığını anlamak amacıyla hastaneye götürülmüş. Hastaneye götürülme mevzusu benim de beklediğim bir şeydi. Şimdi dostlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bu ülkede manyak bitmez. Yani bundan bir hafta önce başka bir isim konuşuyorduk. Bundan bir ay sonra başka bir isim konuşacağız ve bunlar sürekli olarak çıkmaya devam edecek. Alihan dediğimiz şahıs bunlardan bir tanesi. Şimdi ben doktor değilim. Bu çocuğun sağlığı ne durumdadır bilmiyorum. Yani elbette psikolojik rahatsızlıkları olduğu kesin. Ancak tabii ki bunların da düzeyleri var. Ne kadar deli bu çocuk ya da deli taklidi mi yapıyor? Ben bu konuda şunu da düşündüm arkadaşlar. Birazcık böyle dayıların komplo teorileri gibi olacak ancak çocukta fark ettiğim bir şey vardı. Birçok canlı yayınında arkada LGBT bayrağı var. Acaba bu çocuk belli kesimleri kötü göstermek amacıyla birilerinin maşası olarak kullanılmış olabilir mi? Yani sonuç olarak bazı insanlar bu çocuğu görüp işte LGBT'yi destekleyenler bunlar gibi şeyler söyleyebilir ki bu tür olaylar gerçekten çok fazla var. Belli bir grubu kötülemek amacıyla birini maşa olarak kullanıp onun yaptığı suç lardan faydalanmak. Yani dediğim gibi bu sadece LGBT ile sınırlı bir şey de değil. Çocukta haç kolyesi de vardı. Mesela birçok insanda şu vardır. Tek suçu yani bireyin işlediği bir suçu bütün camiaya mal etme. Yani bu nedir? Şimdi işi de Müslüman diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz. Ya da bir Müslüman hata yaptığı zaman onun yaptığı hatayı Kur'an'da arayabilir miyiz? Elbette yapamayız. Doğal olarak bazı art niyetli insanlar bu zafiyeti kullanıp belli grupları kötülemek amacıyla bu çocuğu maşa olarak kullanıyor olabilir. Bu tabii ki bir bir teoridir. Olacak diye bir şey yok. Sadece aklıma geldi ve söylemek istedim. Çünkü dediğim gibi mantıklı bir çerçeveden baktığım zaman çocuğun bu yaptıklarına hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Bir kere yakalanacağı kesin. Türkiye'de böyle bir şey kim yaptıysa ya yakalanıp dövüldü ya akıl hastanesine gitti ya da işte hapishanede falan çürüdü. Çocuk 18 yaşından küçük olduğu için 15 ya da 16 yaşında olduğunu varsayıyorum tipinden anladığım kadarıyla ve tabii ki tırnak içinde normal bir çocuk bunları düşünebilecek bir kapasitede. Ama şahsın yaptıklarının ona bir getirisi yok. Yani Tabii ki kimsenin işine karışmak gibi olmasın ancak bu çocuğun gerçekten ciddi bir sorgulamaya çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Arkasında çok daha büyük şeyler olabilir. İkinci olarak tabii ki böyle psikopatlar var arkadaşlar. Hiçbir getirisi olmadığı halde insan öldürenler var. Hiçbir getirisi olmadığı halde tamamen zevk almak amacıyla kötülük yapan insanlar var. Alihan da bunlardan biri olabilir ki bu ihtimalin olması daha yüksek. Aslında birçok şey de ailede bitiyor. Alihan'ın annesi, babası, ailesi, akrabaları bence çok iyi araştırılmalı. Belli ki hiç sağlıklı bir çocuk değil. Eğer anlattıkları doğruysa gerçekten problemli bir insan. Bundan sonraki süreçte ya akıl hastanesinde onu düzeltmeye çalışacaklar ki ben böyle bir insanın düzelse bile yani düzeleceğini düşünmüyorum. Dışarı salınmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya da akıl sağlığı yerinde ve bu adam bir psikopat diyerek hapishaneye atacaklar. Ben bunun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Öyle manyak gibi bu çocuğa küfürler saydırmanıza falan gerek yok arkadaşlar. Düşünsenize karşınızda bir deli var ve siz sürekli ona bağırıyorsunuz. Deli bundan zevk kalır. O yüzden deliyle deli olmaya gerek yok. Normal akıllı bireyler gibi oturup düşünmek ve bu çocuğu toplumdan uzak tutmaya çalışmak lazım. Ha şunu da söyleyeyim. Yarın bir gün bu çocuğun salındığı haberleri gelirse, salan yetkililer de dahil olmak üzere çok büyük problemler çıkacağını düşünüyorum. Artık o problemleri burada anlatmayayım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Türkiye Ruh Hastalıkları Merkezi'nde hepinize mutlu günler diliyorum.